sen o tetiği çekemezsin Binnur. Ver onu bana. Ver onu bana. Dur, kıpırdama. Ver şunu. Dur diyorum. Engin'i benden alamazsın. Buna izin veremem. O benim her şeyim. At o bıçağı elinden. Öldürürüm seni. Ya benim cesedimi ortadan nasıl kaldıracaksın üstad? At o bıçağı. Silahı bırak. At diyorum. Bu son uyarım. Git buradan. Rahat bırak bizi. On dakikaya kadar oradayız. Baskın şiddetli ve ani olmalı. Her şey birkaç saniyede bitmeli. Ne kız kalacak ne de Ünal. Kız kalacak. O kızdan sana hayır gelir mi? O benim sorunum. Sarıhanlar. Yerinizi biliyorlar. Allah kahretsin, bunu neden yaptın? Artık çok geç. Her an burada olabilirler. Aptal. Hepimizi öldürecekler. Seni sağ bırakırlar mı sanıyorsun? Ne yaptın? Yok. Seni seviyorum. Sevmen gerekir. Bütün bunlar başıma senin yüzünden geldi. Bir gün beraber olacağımızı düşünmüş müydün? Hayır. Hiçbir zaman. Seni görmekten, telefonda sesini duymaktan nefret ediyordum. Bu duvarı görüyor musun? Hı hı. Aslında bu duvar değil. Gizli bir kapı. Arkasında kilitlenen bir kapıyla ayrılan gizli bir bölme var. Eğer bir şey olursa burada saklanırsın. Binnur. Aman Allah'ım. Binnur. Ne işin var burada? Ölüyorum. Yardım et. Çok ateşim var. Doktora gittin mi? Gitmedim. Yakalanabilirdim. Göze alamadım. Kurşunlu bıçakla kendim çıkardım. Kimse yok. Belki yeni gitmişlerdir. Belki de gelecekler. Burada bir tekerlekli sandalye var. Sahibi nerede acaba? Belli ki yok. Ne yapacağız? Ben çok yorgunum. Elif de perişan oldu. Mecbur kalmadıkça buradan hiçbir yere gitmem. İyi ki bizi buraya getirdin. Oh be, dünya varmış.
Ben yatıyorum. Kızımla birlikte güzel bir uyku çekeceğim. Kimse uyandırmasın. Ben yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum Melda. Olamaz. Aman Allah'ım. Nasıl olur? Canım, canım kızım. Hadi tatlım, ne olur uyuyalım biraz. Uyu hadi. Anne çok yorgun ama. Hadi bebeğim. Hadi güzel kız. Hadi bebeğim ne olur. Uyuyalım biraz. Hadi. Hadi kızım. Kızım. Hadi benim güzel kızım. Elif'im. Sağ ol. Aslında ben sandığın kadar kötü biri değilim. Alo. Alo. Sizi duyamıyorum. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Buraya birileri geldi. Anlıyor musun? Duyamıyorum seni. Biraz sesli konuş. Beni duyabilirler. Hadi kızım. Evde yalnız değilim. Uyu güzelim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Uyu bebeğim. Mesaj gönder, tamam mı? Bir problem olduğunu anladım ama... Burada da bir problem var. Hem de çok büyük. Peki. Güzel kızım. Minik kızım. Ben yukarıya çalışma odama çıkıyorum. Bir şey istersen bana seslen. Tamam. Allah kahretsin. Aferin benim kızıma. Şarjım bitiyor. Uyu benim meleğim. Sen uyumadın mı hala? Biraz konuşmak istiyorum. Hepimiz için yorucu bir gündü. Uyumaya çalış Yasemin. İyi geceler. Binnur. Binnur hadi uyan. İlaç vaktin geldi. Önce şu çorbayı iç. Ateşin düşmüş biraz. Daha iyisin. Çok yorgunum.
Hep uyumak istiyorum. Ben biraz dışarı çıkacağım. Sen istirahat et. Öğleden sonra dönerim. İstediğin bir şey varsa getireyim. Beni ihbar etmeyeceksin, değil mi? Bunu sonra konuşuruz. İyileştikten sonra. Ama sana güvenmek zorundayım. Öyleyse güven. Seninkinin keyfi yerinde. Ben yanında olduktan sonra başka şeye pek aldırdığı yok galiba. Bugün nikah işlemleri için başvuracağım. Buralarda da oluyor mu o işler? Her yerde olur. Köyde nikah kıyılmıyor mu sanıyorsun? Melda kimliğim bende. İstediğiniz bir şey varsa gelirken getireyim. Yok, sağ ol. Suat Bey. Melda. Bu nasıl bir tesadüf böyle? Ben gerçekten çok şaşırdım. Ne işiniz var burada? Asıl sizin ne işiniz var burada? En iyisi size gerçeği anlatmak. Burada biri mi oturuyor? Bir şeyler getirmişsiniz de. Şu anda kimse oturmuyor. Ama gelecek. Kim gelecek? Evin sahibi olan dostum. Beni aradı. Eve yiyecek içecek bir şeyler almamı rica etti. Evet Melda, seni dinliyorum. Yasemin, sen Elif'i alıp içeri gider misin? Hı hı. Gel bakalım. Biliyorsunuz, düğünden kaçtım. Son anda Dursun'la evlenemeyeceğimi anladım. Ünal'la evleneceğiz. Öyle karar verdik. Ünal'la evlenmek mi? İkinci defa yanlış yapıyorsun. O yüzden nikah kıyılana kadar saklanmak zorundayız. Sarıhanlar bizi her yerde arıyordur. Nikah neyi değiştirecek? Evlendikten sonra bize bir şey yapamazlar. Onun için bir an önce nikahın kıyılması lazım. O zamana kadar da saklanacaksınız, öyle mi? Evet. Burayı nereden buldunuz Melda? Kimin fikriydi buraya gelmek? Benim. Bir akşam ev sahibini Engin bize davet etmişti. Seyfi Bey de o zaman bize bu evden bahsetti. Yılda bir kez gelip kaldığından. Buradan hemen ayrılmanız lazım. Çünkü ev sahibi geliyor. Fark etmez. Ne demek fark etmez? Kendisini durumu açıklarım. Sen deli misin? Adamın evine zorla gizlice girdiniz.
Bu suçtur Melda. Hiçbir gerekçe de bu suçu haklı gösteremez. Deneyeceğim. Başka çarem yok. Hayır, olacak şey değil. Sizce ev sahibi ne yapar? Polise mi gider yoksa bizi döver mi? Sen dalga geç bakalım. Ama şu anda ciddi bir suç işlemektesiniz. Size deneyeceğim dedim Suat Bey. Eminim ev sahibi sizden çok daha insaflı çıkacaktır. Hiç sanmıyorum. Seyfi Bey yarın burada olacak. Sabaha kadar vaktiniz var. Başınızın çaresine bakın. Hayır. Sabah buradan gitmiş olun. Hiçbir yere gitmiyoruz. Melda. Ben son sözümü söyledim sanırım Suat Bey. Nasıl çözülecek bu iş? Besbelli Engin sığınağa saklanmayı başardı. Aç susuz kalacak orada. Ay sevsinler seni. Çok tatlısın sen. Ne oldu? Suat Bey yalan söylüyor. Nasıl yani? Evin sahibi falan gelmeyecek. Sen nereden anladın? Getirdiği şeylere baktım. Rakı, çerez, hazır yiyecekler. E ne çıkar ki bundan? Sence yurt dışından gelecek biri için biraz garip değil mi? Niye geldi peki buraya? Bence buraya sevgilisini getirecek. Ciddi misin? Evet. Daha önce de onu yakalamıştım. Kızının toprağa verildiği gece evinde bir kadın vardı. Ama adam zaten bekar değil mi? Ne diye sevgilisini buraya getirsin ki? Evine gelen giden oluyordur. Komşuları falan da görünmek istemiyordur. Hiçbir yere gitmiyoruz. Suat Bey'e fırsat vermeyeceğim. Ne oluyor be? Ben evimde dolaşırken bu manzarayı görmek zorunda mıyım her zaman? Otur dursun. Biz de seninle konuşacaktık. Kulaklarım ayakta dururken de işitebiliyor. Cuma günü seni bir yere davet ediyoruz. Özel bir törene. Ya? Nikahımıza. Her şeyi hazırladık. Sessiz sedasız evleneceğiz. Şamataya gerek yok. Üstelik bu defa gelin nikahtan da kaçmayacak. Dursun, oğlum. Bana oğlum deme. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bu eve geldin, çöreklendin. Tekne kiralama bahanesiyle bize yaklaşıp annemin kalbini çaldın. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Anneni çok mutlu edeceğim. Her kadın gibi o da beyninden önce kalbinin sesini dinliyor. Sen de bundan yararlandın. Bravo oğlum. Nihayet benim de bir kadın olduğumu ve bir kalp taşıdığımın farkına vardın. Anne, bu adama neden inanıyorsun? Ona neden her şeyini, bütün hayatını teslim ediyorsun? Çünkü onu seviyorum. Ama o yanlış adam. O doğru adam oğlum. Annemle aramıza girdin. Bizi başka türlü yönetemeyeceğini anlayınca yatak odasından yönetmeye kalktın. Terbiyeli konuş. Karşılık vermiyorsam bu sırf annene olan saygımdandır. Yoksa kimsenin benimle böyle konuşmasına izin vermem. Ne yaparsın ha? Söylesene, ne yaparsın?
haddini bildiririm. Durma o zaman. Hadi denesene. Ne oluyormuş bir bakalım. Yeter. Hayatımda en çok sevdiğim iki erkeği böyle görmek istemiyorum. Ne yani? Bize eşdeğer mi görüyorsun? İki günlük adamla beni bir mi tutuyorsun? Oğlum, benim bile mutlu olmaya hakkım var. Benim bile aşka hakkım var. Ben sadece hakkım olanı istiyorum, o kadar. Söz verdiler. İki gün içinde bütün işlemler tamamlanacak. Ondan sonra rahatça dışarı çıkabiliriz. Nerede evleneceğiz? Köyde muhtarın evinde. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. Kucağımda bebeğimle bir köy evinde nikah kıydırmak. Birbirimize karşı kötü duygular beslemek yok. Hep dost kalacağız. Benim için çok zor ama elimden geleni yapacağım. Evleniyor. Bunu nasıl yapar? Melda. Siz rahatınıza bakın. Ben köye ineceğim. Yürüyerek mi gideceksin? Evet. Köy o kadar yakın değil. Senin arabanla giderim o zaman. Olmaz. İki saate kadar dönerim. Olmaz dedim Yasemin. İzin vermiyorsun. Çünkü sizi ihbar edeceğimden korkuyorsun. Kuşkulanıyorsun değil mi benden? Sarıhanlara haber veririm diye. Ünal, birlikte gidin. Ben de Elif'i uyuturum. Melda evde. Engin'e ulaşmanın bir yolunu bulmalıyım. Hadi bebeğim, biraz uyuyalım. Anne çok yorgun. Ne diyorsun bakalım annenin evlenmesine? Yorgun, mutsuz bir gelin olacak. Ama babam bunu hak etmişti, biliyor musun? Onu çok seven annene ihanet ederek hak etmişti bunu. Evlenme onunla Melda. Lütfen evlenme. Yeah.
olsun. Engin, sen yürüyorsun. Bu bir mucize. Evet. Çok zor oldu. Çok canım yandı. Melda gözlerini açsa seni görecek. İstediğin bu mu? Eğer buysa söyle. Bu kadar uğraşmayalım o zaman. Ben buradayım de. Ölmedim de. Çık karşısına. Üstad, onu çok özledim. Bilemeyeceğin kadar. Melda evleniyor. Kendine yeni bir hayat kuruyor. Buna dayanabilecek misin? Sana telefon şarjı getirdim. Biraz da yiyecek. Seni bir iki gün idare eder. Zaten evlenip gidecekler buradan. Sen rahatça kalmaya devam edersin. Sağ ol üstad. İnanmayacaksın ama Bin Nur benim yanımda. Ne? Yaralı olarak geldi. Durumu kötüydü. Gidecek başka yeri yoktu. Ona sakın güvenme. Ne yapacağı belli olmaz. Sana da zarar verebilir. Şu anda çok hasta, umutsuz bir kadın. Ona acıma üstad. Ben seninle öyle arkadaş, kardeş falan olamam. Melda'yı sevdiğimi bile bile mi? Melda seni sevmiyor. O aslında kocasını hiçbir zaman unutmadı. Onunla mutlu olacağına emin misin? Yasemin, ben mutlu olmak için değil. Sevdiğim için evlenmek istiyorum. Belki olmayacağım. Belki ikimiz de acı çekeceğiz ama birlikte olacağız. Seni hiç anlamıyorum. Melda anlıyor ama. Ünal. Ben gitmek istiyorum. Dayanamayacağım bu duruma. Hani bizden ayrılmak istemiyordun? Hani Sarıhanlar seni bulup öldürürlerdi? Korkan sen değil miydin? Sizi Melda ile birlikte görmeye dayanamıyorum Ünal. Olmaz Yasemin. Biz evleninceye kadar yanımızda kalacaksın. Çünkü bana güvenmiyorsun. Güvenmiyorum. Artık kimsenin yolumuza çıkmasını istemiyorum. Biz evlendikten sonra nereye istersen gidebilirsin. Sana inanmıyorum. Gerçekten mi o kadınla evleneceksin? Ne yapıyorsun? Reşat, sen deli misin? Ara sıra bir delilik yapmanın kimseye bir zararı yok. Şaka bir yana, bu benim yıllardır istediğim bir şeydir. Nesini istedin Allah aşkına? Hadi bir macera yaşamak istiyorsun. Onu anlarım. Ama evlenmek de ne oluyor? Şükran gibi bir kadınla macera yaşamak, fırtınada denize açılmak gibidir. Evlilik her zaman daha emin, daha sağlam bir yoldur. Hayatta her şeyden hevesimi aldım. Artık yeter. Bundan sonra başka bir hayat süreceğim. Elbette her zaman dostuz. Bir şeye ihtiyacın olduğunda beni arayabilirsin. Seni arayamaz. O kadın benim kocamı arayamaz. Sen gerçekten de kızgınsın. Bu işlerin şakası olmaz Reşat. Eğer ben Sarıhan soyadını bırakıp senin adını alıyorsam adam gibi adam isterim. Ben sadece Banu'yu kırmadan ayrılmaya çalışıyordum. Bu benim umurumda bile değil. O kız senin için öldü. Sen de onun için. Benim kocam hiçbir kadınla hiçbir bahaneyle konuşamaz. Senin kadar zor bir kadın görmemiştim. Sen hayatında Şükran Sarıhan gibi bir kadın tanıdın mı ki?
Senin karşında 30 yıl önceki o güvensiz, naif kız yok artık. Demek bu kadar kıskanç, bu kadar despotsun. İnanılır gibi değil. İşine gelmiyorsa evlenme. Tabii ki evleneceğim. Kendi kendime ettiğim yemini 30 yıl sonra yerine getireceğim. Oo, kimler gelmiş? Girebilir miyim? Tabii ki. Bak, sakın bana yalvarmaya kalkma. Çok yufka yürekliyimdir. Dayanamam, söz veririm. Ama sonra sözümü tutamayabilirim. Senin niyetin ne? İç. Ali'yi seviyorsan onu sana bırakmaya hazırım. Ama gerçekten seviyorsan, hayatını onunla geçirmeyi istiyorsan, inan bir an bile tereddüt etmem. Ama niyetin oyun oynamaksa... Ne yaparsın o zaman? Seninle mücadele ederim. Ve inan bana seni yenerim. Ciddi misin? Sen benim gibi bir kadınla nasıl baş edebilirsin ki? Dene de gör. Beni kışkırtma küçük kız. Bir erkeği avucunda tutmayı bilemezsin. Onun kalbini nasıl delice çarptıracağını, nasıl çıldırtacağını, nasıl avucuna alıp üzeceğini hiçbir şey bilemezsin sen. Onu seviyor musun? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben seviyorum. Ben Ali'yi seviyorum. Hayatımı onunla geçirmek istiyorum ve onu mutlu etmek. Ve sen bunu bozmaya kalkarsan seni rezil ederim. Sakın bana bulaşma. Ben senin arkadaşların olan o küçük mahalle kızlarına hiç benzemem çünkü. Çünkü sen adi bir metressin. Defol evinden. Onu rahat bırak. Nişanımı rahat bırak. Çık hayatımızdan artık. Eğer sana gerçekten aşık olsaydı, buraya gelip yalvarmak zorunda kalmazdın. Ne oluyor burada? Yeşim, ne işin var senin burada? Ya senin ne işin var? Ben Banu'yla konuşmaya gelmiştim. Benim bir şey söylememe gerek yok sanırım. Her şey apaçık ortada, öyle değil mi? Eğer ondan vazgeçemiyorsan kararını hemen şu an ver. Ama sana şunu söyleyeyim. Bir daha bana asla dönemezsin Ali. Evimden gidin, kavganızı dışarıda yapın. Hadi ya. Onunla böyle konuşmamalıydın. Yeşim. Dur, bekle bir saniye. Yeşim. Neden bir türlü vazgeçemedin, o kadının yanında kalmıyorsun? Niye geliyorsun peşimden? Çünkü seni seviyorum. Ama her fırsatta ona koşmaktan da kendini alamıyorsun. Yeşim, inan bana elimde değil. Ama söz veriyorum, değişeceğim. Seni kaybetmek istemiyorum. Ama onu da kaybetmek istemiyorsun. Zayıf, kendine hakim olamayan bir adamsın sen. Yeşim. Ya bana son bir şans ver, tamam mı? Siz Melda Yılmaz, Ünal Çelik'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Ünal Çelik kabul ediyor musunuz? Ediyorum. O halde ben de sizi şahitlerin huzurunda karı koca ilan ediyorum.
Şurayı imzalayın. Allah mesut etsin. Tebrik sağ ederim. Sağ tebrik ol. Ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Şükran Sarıhan, Reşat Molu ile evlenmeyi istiyor musunuz? Evet, istiyorum. Reşat Molu, Şükran Sarıhan'la evlenmeyi istiyor musunuz? Evet. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Şurayı imzalayın lütfen. Hadi bakalım, yemek vakti. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Yemek zorundasın. Nasıl iyileşeceksin? Biliyor musun, beni çok şaşırttın. Bu kadar şefkatli biri olacağın aklıma gelmemişti. Engin'den vazgeçmediğini biliyorum. İyileşip buradan çıkar çıkmaz yine onu aramaya başlayacaksın. Ama inan bana, bu sefer bulmam mümkün değil. Biliyorum. Belki de onu bir daha göremeyeceğim. O zaman neden hastanede tedavi olmayı reddediyorsun? Çünkü ben deli değilim. Sadece... Engin'i seviyorsun. Evet. Onu bulamayacağımı bilsem de aramaya devam ederim. Senin bu sevdan... Engin'in kabusu oldu. Benim de. Onu o kadar uzun zaman sevdim. O kadar uzun zaman ümitlendim ki. Sonunda gidip Melda'ya aşık olunca kalbime bıçak saplanmış gibi oldu. Yanımdan ayrıldıktan sonra seni bulurlar. Bulamazlar. İyi saklanırım. Eninde sonunda bulurlar. O zaman her şey anlaşılacak. Her şey öğrenilecek. Beni bulsalar bile konuşmam. Engin'in yaşadığını kimseye açıklamayacağım. Kazadan sonraki her şey bir sır olarak kalacak. Üçümüzün arasında. Sen, ben, Engin. Evet. Buraya kadardı değil mi? Artık ayrılıyoruz. Yasemin, eğer istersen sonra görüşürüz. Benim en yakın arkadaşımsın, biliyorsun. Keşke aynı adamı sevmeseydim. Evlenip mutlu olduğunu duyunca çok sevineceğim. Öyle bir şey olur mu dersin? Tabii olacak. Hem de eminim, benim gibi işe yaramaz serserinin teki değil de... Şöyle doğru dürüst bir. Hadi Yasemin, seni otobüse kadar götüreyim. Hoşça kal Elifciğim. Seni gerçekten çok sevdim. Hoşça kal. Güle güle.
Lazım olur. Ne yapacaksın şimdi? Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Tabii ki İstanbul'a. Sarıhanlardan korkmuyor musun artık? Sonuçta onlara ihanet ettin. Seni kaybetmekten daha çok korkuyordum. Bana yapacakları hiçbir şey bundan daha fazla acı veremez bana. Hadi minibüsü kaçırma. Affedersiniz. Hemen geliyorum. Ersin. Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Hayır. Bırak onu. Kendine gel. Ölmeyi bile beceremedim Şükran. Ben ne yaparım sensiz? Kocam var ya. Hayatım boyunca hep yanımda oldun. Sakın beni bırakıp bir yere gitmeye kalkma. Sana ihtiyacım var. Neden Reşat'la evlendin? Şart mıydı bu? Başka türlü bir ilişkiye Dursun izin vermezdi. Onun annesi yasak aşk yaşayamaz. Ama benimle evlenebilirdin. Sana defalarca yalvardım. Sana aşık değildim. Ama ne olursa olsun, sen benim hayatımda hep var olmalısın. Benim en yakın dostum, sırdaşımsın. Sensiz yapamam. Şükran, ne kadar insafsızsın. Gel hadi, dışarıdakilere ayıp olur. Kaçağı yakaladım, getirdim. Bir yere kaçmak yok ona göre. Emir büyük yerden. Tabii. Sağlığınıza. Seni seviyorum. Senin yanında kendimi çok güvende hissediyorum. Artık güven ve huzur istiyorum. Çok yoruldum.
Melda Hanım, kahveniz geldi. Her sabah böyle yapacağına söz veriyor musun? Evet. Ama kendim için. Yatakta kahve içmesini çok severim. Çok kötüsün. İç hadi. Çabucak kendine gelmeye çalış. Ne oldu, acelemiz mi var? Hem de çok. Neden? Yasemin ne yapacağı belli olmaz. Ona güvenmiyorum. Ama hani evlendikten sonra bir şey yapamazlar diyordun? Burası dağ başı gibi bir yer. İkimizi de öldürseler kimsenin ruhu duymaz. Hemen İstanbul'a geri dönmeliyiz. İstanbul'da nereye? Engin'in evinde benimle yaşamaktan rahatsız olursun herhalde. Bir otelde kalırız. Benim de Elif'in de bütün eşyası o evde. Şimdilik fazla seçeneğimiz yok gibi. Orada rahat ederiz. En kısa zamanda kendimize bir yer bulur taşınırız. Şuna bak. Şükran Sarıhan evlenmiş. Ver bakayım. Bu adamı tanıyorum. Sahibi nereden? Banu'nun sevgilisiydi. Bak gördün mü? Eğer Banu matah bir şey olsaydı adam onunla evlenirdi. Gidip Şükran Sarıhan'la değil. Sen bir an önce Yeşim'in gönlünü almaya bak. Seni onun kadar seven bir kız daha bulamazsın. Ben bakarım. Ben geldim. Aa, inanmıyorum abla. Ah Melda. Ver. Demek evlendin ha? Evet. Zaten Ünal'la o amaçla kaçmıştık. Ah Melda'cığım. Bilmiyorum ki iyi mi ettin kötü mü? Ah canım benim. Güzelim benim. Bak. Şimdi bana kızacaksın ama... Bence de tehlikeli bir adam o. Ünal mı? Yok canım. Hayatım, senin işine benim aklım ermiyor. Ah, hapislerde yatmış bir adam o. Ama haksız yere yatmış. Üstelik de onu mahkum ettiren Engin'miş. Vallahi çok enteresan bir durum. Ne iş yapıyor kocan? Tetikçilik yapıyordur Allah bilir. Ne münasebet? Ne peki? Doktor mu yoksa avukat mı? Aa, belki de mühendistir. Babaanneciğim beni sinir etmesen olmaz mı? Bak İstanbul'a ayak basar basmaz çocuğumu alıp sizi görmeye geldim. Ama sen bana neler söylüyorsun? Gazeteleri düşünüyorum da... gene neler yazacaklar kim bilir. Ne yapmayı düşünüyorsun Ünal? Herhalde yine kirli işlerle uğraşmayacaksın. Hayır. Söz veriyor musun? Elbette. Buna çok daha önceden karar vermiştim. Düzenli bir hayatın sana göre olmadığını biliyorum. Eş çocuk falan. Seni pek açan şeyler değil de. Kendimi bu fikre alıştırdım. Artık bir karım ve çocuğum var. Kim bilir ne kadar yadırgıyorsundur bu durumu. İtiraf edeyim biraz. Kitap yazmaya karar verdim. Anılarını mı yazacaksın? Öyle yapacak olsam herhalde beni hemen hapse atarlar. Bu ülkede
Herkes tarafından bilinmeyen o kadar çok şeyi biliyorum ki. Başına bir bela gelmesin. İnsan öyle düşünürse hiçbir şey yapamaz Melda. Basit gibi görünen olayların ardında o kadar başka nedenler var ki. O tüneller o kadar derine iniyor ki. Kendi adını mı kullanacaksın? Evet. Zaten er geç bu ortaya çıkar. Ne zaman gittiler? Bu sabah. Sen iyi misin? Onlar artık karı koca. Melda artık başka bir adamın karısı. Çünkü seni öldü sanıyor. Ne kadar çabuk unuttu. Ne kadar çabuk teslim oldu. Kendini sahiplenecek bir erkek istiyordu. Korunmak, sevilmek, gözetilmek. Buna gerçekten ihtiyacı vardı. Dursun'la evlenmek istedi. Çünkü benden intikam almak istiyordu. Onu Binnur'la aldattığımı sanıyordu. Ama bu kez ne olursa olsun onu affedemem. Onu hala seviyorsun değil mi? Evet. Onu ölünceye kadar seveceğim. Ama bundan sonra nasıl yaşarım bilmiyorum. Günlerdir hep bunu düşünüyorum. Tekrar yürümeyi denedin mi? Evet. Birkaç adım bile atabiliyorum. Şimdilik çok yorucu ama zamanla daha iyi olacağıma inanıyorum. Anne! Bu olay karşısında eli kolu bağlı duramayız. Bu bizim şerefimiz. Nasıl olur da Sarıhanların gelini nikah ortasında kaçtı dedirtiriz? Gidip evleniyorlar. Ünal resmen benim nişanlımı kaçırıyor. Ve bir seyirci kalıyoruz. Sarıhanlar. O kızı geri alamazsın Dursun. Artık olay kapanmıştır. Kapanamaz. Bunun aşkla ilgisi yok. Ailenin şerefi söz konusu. Daha önce harekete geçecektiniz. Artık çok geç. Evet. Geç kaldık. Kendimizi rehavete kaptırdık. Sevgili annem kendi evliliğiyle meşgul olmasaydı bunu engellerdik ama. Yine mi bizim evliliğimiz konuşuluyor? Sen bu konudan uzak dur. Bu bir aile sorunu. Dursun, konuştuğun adam benim kocam. Bu hiçbir şey ifade etmez sevgili anneciğim. O bir yabancı. Bir Sarıhan'la evlenmesi onu bizden biri yapmaz. Senin derdin ne? Anneni mi paylaşamıyorsun? Ben bu tartışmaya daha fazla tanık olmak istemiyorum. Müsaadenizle. Anne, onları yakalayacağız ve cezalandıracağız. Önce biz şu küçük casusu bulalım, Yasemin. O bize ihanet etmeseydi bu evliliğe engel olurdu. Belki de kızı öldürdüler. Yoksa bize oyun oynamaya kalkışacak kadar aptal bir kız değildir o. Dursun. Senin kafanı Melda'ya taktığını biliyorum ama gerçekten değer mi bütün bunlara? Sen bu işe karışmasan iyi olur. Aileden değilsin, hiçbir zaman da olmayacaksın. Dursun, onun da söz hakkı var. Hayır, yok. Ona senin hatırın için katlanabilirim. Ama kendini benim babam yerine koymasına dayanamam. Her şeyi bildiğini sanıyorsun ama aslında hiçbir şeyi bildiğin yok. Gözünün önündeki gerçekleri bile görmüyorsun. Ben senin babanım.
Neler saçmalıyorsun? Senin baban benim. Arif Sarıhan değil. Anne, ne diyor bu adam? Bana cevap ver anne! O doğruyu söylüyor. Arif'le evlendiğimde sana hamileydim. Elbette gerçeği ona söyledim. Benim için hiç fark etmez dedi. Ve seni kendi oğlu gibi sevdi. Başka çocuğumuz olmadı. Sen bizim bir tanemizdin. Oğlumuzdun. O zaman bu Reşat benim düşündüğümden de alçak. Seni o haline bırakıp gitti ha. Bilmiyordum. Lazio'dan çok iyi bir transfer teklifi alıp gitmişti. O gittikten bir ay sonra anladım hamile olduğumu. Hiç söylemedim. Ta ki yıllar sonra karşıma çıkana kadar. Keşke bilmeseydim. Keşke öğrenmeseydim be anne. Benim. Ne yapıyorsun ki bununla? Dışarı çıktığımda tanınmamak için kullanıyorum. Bana biraz tuhaf geldi. Seninle konuşmak istiyorum. Söyle bakalım. Artık iyileştim. Beni yanında tutmaya mecbur değilsin. Hiçbir bahanem kalmadı. Bunu ben de düşündüm. Gitsen iyi olur. Nereye? Bilmiyorum. Hep saklanmak zorunda olmak korkunç bir şey. Hele de yalnızsan. Ne yapacaksın? Milyonlarca insanın arasında Engin'i mi arayacaksın? Bilmiyorum. Senden tek isteğim birkaç gün daha kalmama izin vermen. O zamana kadar bir şeyler düşünmüş olurum. Peki. Bütün gün internetteydim. Eski gazetelerin arşivine girdim. O tarihlerle ilgili yazacaklarımı desteklemek için. Melda, beni dinlemiyorsun. Affedersin. Ne düşünüyorsun? Hiç. Bana söyleyeceksin Melda. Korkarım bizimle hala uğraşıyorlar. Ne oldu? Thank you.
Deli saçması. Ben de öyle düşündüm ama bilmiyorum işte. Durup dururken neden böyle bir şey yazıyorlar? Neden başka bir şey değil de bu? Bu kadar ufak şeylerden rahatsız olan biriysen onca acıya nasıl dayandın? Ünal, aklımdan çıkaramıyorum bu iki sözü. Kağıdı buruşturup atmakla olmuyor. Bu aptalca şeylerle kendini de beni de rahatsız etme. Engin'in öldüğünü biliyorsun. Sana bunu yapmalarına izin verme. Haklısın. Özür dilerim.